Ben geçer misafir. Geçer misafire. Bizimle gelip temeytem be. Özellikle Duz Hurmatı'dan. Duz Hurmatı'dan. Yani hakikaten... Özellikle ben Duz Hurmatı'nı çok seviyorum. Tabii. Başka memleketlerden ayrı yani başka yerlerden. Çünkü her zaman ben diyorum Duz halkı çok canları sıcaktı, cana yakındılar. Sevililer çok. Doğru. Her zaman espri sevendiler. Doğru. Bence hayatı bizden daha fazla sevendiler. Yani bu şekilde ben hissederim. Hanımefendi Duz Hurmatı'ya gelsek biz... Bütün Irak'ın dört bir yanı güzeldi. Tabii. Tel Afer'den Mendeliye kimin? Her birinde bir hususiyet var. Tabii. Mesela Tel Afer'de, Kerkük'te, Teze'de, Tavuk'da, Duz'da, Mendeli'de, Kifri'de. Ama Duz Hurmatı'nı istemem onu ona dergim yani pardon. Duz Hurmatı olmasaydı Irak bölünürdü. Irak'ın bölümüne karşı durdular. Hiçbir inkar olunmaz da bu. Doğru. Bu da neden neye delil attı? Dilin seven bir milleti, vatanın seven bir milleti, dinin seven bir millet. Bugünkü misafirimiz doğrusu bizi kırmadan... Bize ve bütün kadrimize bir büyük şeref verdi hakikaten yani. Gel gel onu yakından tanıyık. Gidek. Özü gelsin yoksa biz gidek. Yanımızda oturup zaten. Hoş gelip sen Mehtem Bey. Hoş olasınız. Tabii. Memnunuz senin ki bizim davetimizi kabul etmeye. Çok sağ olasın. Sağ olasın Ersen Efendi ve Nevin hanıma memnunum sizden. Bana bu daveti verdiniz. Ben sizden çok memnunum. Biz sana teşekkür ederek, biz haz ederek devamlı bir bilagın yetenekli insanlar var. Millet daha fazla tansın özünü. Ve ilk önce bize dese o, koy biz bilagın önceden Meytem Bey nece bu işe başladı? Yani nece seve seve başladı özün yoksa kader koydu özün bu işi yapsın? Tabii bu uşak çağdan benim karımda gezer. Nay çalmak olsun, ika çalmak, usul çalmak. Yani Ersen Efendi bile biz iptidaydayken oturduk safta rahleye çalardık. Arkadaş idiyoruz önce de. İptidayda, mutavassada bir yerde işte katılırdık diye orada mektep haftalarında. Uşak çağlar yani bir merakıydık yani neceler bir mevhibeydi. Allah'tan bir vergiydi. Hamdolsun. Ondan sonra ben büyük abim de ben tecrü etti. Yani özü de ses sanatkarıydı. Burada saygı selamı özüne Müfid Gani Tuzlu. Hem ika çalardı hem nay çalardı hem de ses sanatkarıydı. Doğru. Femen çokluk yani o ben tercih etti ondan öğrendim. Doğru. Müfid Gani dediğimiz zaman büyük ses sanatkarlarından biri sayılır. Ustad Müfid buradan da saygı hürmetimiz var. Saygı hürmetimiz ama yakından biraz tanıyak özün. Tanıyak biraz kendi o anlatsa o bize. Ben Meytem Gani Tuzlu. Tuz Hurmatı Mulla Sefer Mahallesi'nde dünyaya göz açtım. Güzel. Şimdi de öğretmenim Tuz Hurmatı'ya bağlı Yengice köyünde. Öğretmenim orada, evliyim, bir çocuk babasıyım, bir kızım var, o da cennetim. Maşallah. Saklasın özlerim. Sağ olasın. Şükrümün olsun ya Rabbi. Meytem Efendi, bilirsem Yengice, bilsen bu olaylar oldu, köçmen oldular. Böyle tekrar döndüler Yengice köyü. Vallahi döndüler, biz hapsi dönmeyibler. İşte yavaş yavaş dönürler yani. Bazı şeylerin, tamir edirler damların, şey tamam. edirler. Tamam. Ha, şimdi orada da mektepler açıldı. Peki yönetmen şey öğretmen pardon dediği o zaman ne öğretmensiz? Ne ben orada şey veririm diyor, ictimaiyat diyor, tarih kısmı, tarih, coğrafya şey derim. Güzel, malumsuz en sevdiğim şey. Muallim camiyem. Tabii. Meytem Bey, o zaman biz hiç uzatmadan bir bakalım Meytem Bey ilk şeyini hazırlayıp bizim çeyizdiğin özünü etsin. Tamam, böyle. Çünkü ben çok meraklıyım. Hemen yazdım ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Tabii şimdi bir parça büyük üstadımız İkram Uzun'un bilmem neden gamgin bu uzun dağları. Ondan bir parça çalmamızı için aydan. Yalla dinleyek. O zaman dinleyelim. Meytem efendim bu neyin tabakası nerede? Bu sol tabakası. Sol tabakası dinleyek. Çok güzel. Ağzı öreği ve sağlığı. Çok sağ olasın. Siz de sağ olun. Bayat makamından da bilmem neden gamgin tamam. Uzun dağlara. Meytem Efendi biz Nay'ın üzerine konuşsak. Bakıram kinayı getirip sen.
Aa, bunaylar. Bunlar nerede? Ay özü 7 tane oğlu. Yani 7 tane. 7 tane. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si. Asilla musiqiye göre. Musiqiye göre. Tabakat sautiye adı bunlar. Tamam. Özü 7 tane oğlu. Bes tabii emem ki kamil dövgü. Yani bu indi yanımda soldan fe tabakasıdır. Özü 7 tane oğlu. Tamam. Yani sülla musiqi. İyiydi Meytem Efendi bilirsen bizim mesela diye Kerkük'te olsun bütün Türkmen bölgelerinde, şenliklerde veyahut eğlencelerde bütün tabakaları çalasan yoksa sanatkarlarımız nasıl tabakaya çok mu yağdıran? En çoku sol okullar, sol, yanda la, yanda diye re, bas en çok kullandıkları sol tabakası sol okullar. Tabakası. Peki bu 7 tabaka bir neyde olabilmez? Özü bir var böyle bir şey? Özü sülle musiki diye tabakalar 7'di. Bas nerede? Nayda her biri bir tabakadı. Yani var sanatçı diye sol okuru gerek o sol tabakasında çalasanız. Yani pardon hanımefendi başka aletlerde olur. Siz müzisyensiz o kadar bilgiyiz var. Ben hemen geldim böyle bir soru sordum. Gerek yani diye sol okuyan gerek sol işleyeseniz için. Re tabakası diyen re üzerine diye. La üzerine sır la üzerine bu şey si stresi üzerine böyle. Tamam her nayda bir tabaka sautu bir tabaka sautu var. 7 tabaka sautu yadı. Do re mi fa sol la si. Mesela üdü alatında, sazda diye kemende bunlar var. O ale bütün tabakalar olur. Olur özünde. Tabii. Ama naylarda bu özelliği budur yani. Evet, bu tabakası budur. İdmeytem sen bunu, ben bilmem seni kaç çalasan. Son zamanlarda görürük nayı da çalsan. Valla demirim işte bu nay olsun, ika olsun bu uşak çağdan benim kanımda. Ama nay çalmaz değil Meytem. Ben sen tanıdım, ikadan tanıdım. Sana. Tamam doğru. Ben doğrusu başlayandan 1992'de Nergis Müzik Takımı kurduk. Cenab-ı bizimle neydi? Bəli, Nergis Müzik Takımı. Nergis Müzik Takımı bizimle Allah afiyetsin Akıl Şinav var idi. Allah afiyetsin. Allah afiyetsin şehidimiz Mehmet Hüseyin Duzlu, keman ustadıydı. Allah afiyetsin şehit oldu. Yusuf Kassaboğlu burada saygı selamı özünde indi Almanya'daydı. Almanya'daydı. O da bizimle aynı kağıt çalardı. Çoklar var indi onlardan da sonra Ahmet var, Muhammed var, Ali Şükür var, güzel, saygı selamım. Güzel. Yani çoklar var kim de yandan çıkıpsa kusurum affetsin. Tamam. Çoktu müzikçi yani orada. Tabii. Biz bilirken ki Meytem Bey hiç katılıp da maharacanetlere? Tabii maharacanlara katılmışam. Yurt dışında da, Türkiye'de de katılmışam. Bağdat'ta da katılmışam. Erbil'de de katılmışam. Aynen ustad Ersen bizimlendi çoğunda yani Türkiye'de olsun, Bağdat'ta olsun, tamam. Erbil malında hepimiz beraber katılmışız maharacanlara. İşte biz de katılandık Irak Türkmenler adına katılandık. Tabii tabii. Yani orada Türkmen'i güzel bir şekilde temsil edilen, özellikle Türkiye'de başka devletlerde çok katılmışız yani. Güzel bir şeydi bu. Tabii yani. Tabii. İnsan, her insan öz mesleğinde gerek yani diğer milletine hizmetini göstersin. Çok önemli de mesela, o. Cenab-ı diğer ilamda mesela gerek öz hizmeti. Biz sadiyak müzikte gerek her insan... Gittiği zaman mesela başka ülkeye öz adiden gitmir. Tamam. Bir devleti temsil edir, tamam. Bir komiyeti temsil edir giydir. Hakikaten de belada. Neye geçeğin? Bir bakağın, ben merak ederim o kiden hani devam programından misafir gelmeden önce ben sordum dedim. Bu aletin o aletin orta yerinde fark nedir? Bu yani ikadan diyeğin... Bu ika yani am işleyen bütün diyeğ musikayden çalını. Tabii. O usul yani ika'dan bir yerde çalını. Yani diye, yani bunda bes fenniyet, bunda bes fenniyet var. Bunda bir küçük bir şeyler katabilir. Yalgalasan yani. Özünde diye, kastan bizim diye Türkmen bestelerinde. Oyun havasında bu bir beze görür bu besteye diye oyun havasına bir bezeklik verir. Tabii. O zaman biz de hemen alağın, bakağın o aletten ne şekilde çalın? Meytem Efendi. Aslında çalın, ikada çalın mı? Bəli, dün belə ki ikada çalsayım bizim için. Üzgülerin de soydu. Ama şimdi bir Georgina çalalım. Bizim Türkmen şeyler. Türkmen Georgina. Georgina ile tanıdık nece diğer çokluk.
Güzel, güzel. Sağ ol. O kadar yani insanlardan oturuk şarkı okullar hep diyerek ağız o sağlı. Artık bir tane alet de çözse diyerek o zaman ağız o sağlı. Bizde bilsen ne var hanımefendi. Bak bu güzel noktaya da gidiysen. Yani Meytem Efendi de bilir bunu. Biz devamlı mesela festivallarda olsun filan olsun. Devamlı mesela bir gün bir eğlence var. Hemen hemen milletimiz sanatkar sorar. Tabii. Ama bilmedi sanatkarın ardında bir sürü müzisyenler oturuyor. Yani bunlar da olmasa sanatkar sahneye çıkabilmez. O da çok önemliydi. Yani biz bazen hep önde olan bir şarkıcıydı yani. Yani diyene kağıdı koydu yağın. Ama bilmedi onun en sadece bir sürü müzisyen var. Yorulan insanlar var. Ama ne dağın işte bazen de ses, müzik olmadan güzel olmaz. Tamam. Biri birine müzik bağlar. De ses olmadan... Doğru. Belki de güzel oldu, bilmem tabii, onu. Çünkü tabii. Müzik koyduğun bir insanın sesinden daha güzel gelebilir. Tabii, tabii. Eydi Meytem Efendi, sen bu gerek makamata indi biraz var, Nay'ın üzerine konuştuk. Ha. Acaba bu Nay'da diyeğen sen bütün makamatı çalabilsen? Vallahi... Yoksa biraz zahmetlik çeksen? Vallahi, takriben çoğun çalam. Yani neden tamamen yani hep bu makamlarda şey etmesem yani... 25 il fazla, sen Nay, bu şeyde sen neden yani çoğunu diyeğen? Vallahi biz sayın Ece, yani... Ben çok mehlim vermişim diye ikadan bu usul şeyine yani ki eğlencelerde diye festivallerde çoğum onu çalam. Femunun yani beşer mümarese ister. Nece bir top oyuncusu diye temrini olmasa ene bilmez sahada şey olsun. Femunu da müstemir diye mümarese etmese yani onca bazı şeyler var yaddan çıkar. Doğru. İster yani her vakit şey de sen nece diye mümarese de sen. Devamlı yani. Şimdi bizim buradan saygı hürmetimiz de var. Sadırlık güzelçi. Saygı salamız üzerine. Nazım Alaylı da burada saygı salamı haricinde. Nazım Alaylı bilersem yurt dışında. Yurt dışında. Ama burada Sadullah Güzelçi. Güzel Nay Çalanlar. Güzel Nay Çalanlar. Onun da yanında bir tane daha var arkadaşımız. Klarnet Çalar. Bilmiyorum adı Mustafa Can. Vali vali. Bir fetre Ali Üstürk'ü'den yani hakikaten. Doğru. Bunlar ala havayı olduklarını yani ibda edirler bu işlerde. Doğru. Tabii biz her zaman diyarak duz hurmatı du hep. Edebiyat bölgesi. Çok çok güzel şeyler çıkıyor özlerin. Güzel sesler, güzel müzikler. Doğru. Özellikle bir özel bir şeyler var. O da her zaman espri sevandılar. He, yani doğru. Sende var ise bir espri bir gün güldüresen bizi mesela bir nükte diyesen bizim için. Yani bilsen biz şenliklerde, toylarda çok böyle bu muvakıflara çok. Böyle böyle. Bir şey fikri de var. Doğrusu 1993'te Yengici'de bir eğlence oldu. Ersen Efendi bizimle neydi? Çok şahidim. Ha vallahi. Orada öğlencede ses sanatkarları saygı selam üzerine büyük üstadımız Şahap Kassab'ıydı. Üstad Mufid Gani Tuzlu'ydu. Necdet Mustafa Kemal'ydi. Esam Şinavi'ydi o vakit. İndi adama terk etti. Hafle böyle şey oldu yani. İngilizce'de mukabele olundu, şey olundu. Hafle çok geç bitti. Saat 3'üydü, bilmem 4'üydü. Yani işte sabah erte azan verecek, hafle bitti. Bitti. Cemaat diye gidip onun o vakitte yani sayıra azydı 93'te ki bizler de sayıramız yoktu. Paskilimiz yokydı mıydı? O vakit şey vardı. Land Rover sayırlar vardı. Yengece hatıda işlerde. Daha bir de razı diye gidip kapı çalakın bir sayıra çıkarsa yetirse bizi cemaat diye. Baba innen böyle saat 4'tü. Kimin kapısını çalakın? Hepsi yatıblar. Daha valla dediler ne siz cemaat? Yaz günüydü. Valla 5 kilometre yerdik. Geldik. Ayağdan ulaştık, pazar başında da bir arbalaşı durmuştu, hapımız samununu okudu, yedik gittik eve. Ayağdan döndünüz. Ayağdan, 5 kilometre ayağdan yeridir. Vallahi aferin. Bu, yani neden bak o kadar dönmek zorundasınız mesela? Ha bilinmedi bize. Aynı yolda da koryat çağırmak, beste çağırmak bilinmedi. İşte yolda parti doğum etti yolda. Ha vallahi. Eğlence bitti. Güzel bir şeydi. Bitenden sonra, ben de gözüm önünde. Bitenden sonra diyeğin mesela araba yoktu, sayıra yoktu bize ulaştırsın köyden. Duz kurmatı ya. Ve arkadaşlar bir 20 tane yakınıydık bilirsin. Ya bizimden gelenler filan. Adam havasına yer yer bir kere baktık duz ulaşmışım. Bilmem gece vaktiydi. Gece vaktiydi. Gece vaktiydi. Sabah her ulaştık. Demirem işte samununu okudu da yedik yedik. Afiyet olsun. Sağ olun. Yani duz kurmatıya girdiğimizden günü açıldı. Günü açıldı ya. Mezar. Peki şimdi o zamanlar kalmadı. Şimdi artık araba var. Sadece o yere gelirsin tamam, gidersin. Tamam. Meytem Bey merak ediyorum. Orada Duz'da hiç özel haflelerde, düğünlerde hiç çalasan? Çalam, bütün şeylerde çalam. Duz'da olsun, Kerkük'de olsun, Erbil'de olsun, Tilafer'de olsun, her harda olursa. Ben Duz'da hem Duz Furkasi'den çalam. Hem şimdi ben de tabii ben haliyen evim Kerkük'deydi. Takriben 6 yıldır buradayım. Burada saygı salamı üzerine...
İsmail Nakkaş giden çalalım. Tamam. Allah affetsin bir dönemde kaybettik. İmad Ekmek için bundan bir 10 gün evvel büyük bir azizlerimizden birisi. Allah rahmet etsin. İnşallah mekanı cennet olur. Özellikle bizim Cüt Kahve'de çalışırdılar. Saygı salamım aynen Fehmi Cümaleylani'ye. Büyük üstadımız Harbi Şükür Kayaçı. Aynen de Reis İttihad Fennani Türkman oldu. Selamımız var özellikle. Saygı salamım özüne. O başka şeyler diyor Abdin Koryalı'ya, Celil Şekerçi'ye. Bir şey hatırıma geldi. İndiki eğlenceler, düğünler aynı geçen zamanki kimindi? Yoksa farklı mı? Yok çok farklı değil. Neden farklı yani? Valla evvel eğlencelerde yani saygım var sanatkarlara. Yani evvel ihtiram var idi. Yani kimse kimseye onca kıymazdı diye. Çok değil. Şimdi ben böyle bakırım yani bir mukabele olanda Reislen baksay adam adamı incidir. Ne işin incidir sen? Sen koruya gül üzerine, dağ üzerine diye. Reislen baksan ister bes onu incitsin. Yani o incitmekten ister belki desin filan filanı uttu. Tamam. İş burada diyor ki. Tamam. Gözal koruyat sele koy seni dinleyen. Tabii desin, senin de bir saygısı var. Desin, desin gözal koruyat dedi. Gözal kuvvetli koruyat dedi. İş incitmekten beşer şöhret almaz. Doğru. O çok önemli. Özellikle biz bildik şarkı ya da horiyet bir türlü şeyler güzel sözden olur. Belen. Ya da ne kadar başarılı bir özün acaba. Burada sanatta gerek Yengi Kakan ses sanatkarı, büyük ses sanatkarıya gerek ihtiramı olsun yani. O baksan 30 yıldır bu yoldaydı. Olmaz ben bir hafledeyim. Tamam seni sesi üçkaydı diye. Genç sen yengi kalkırsan, o 30 yıl çağıran da ayı takiydi aynen diye, ses üçkeye gidi. Tamam. Olmaz ben onu istiklal edeyim, bir haflede kalkayım, üçkeye şeyden istiklal edeyim, özüm valla filan filanı, bak burada niye etti. Doğru. Gerek başarı, ihtiram, ihtiramı olsun gerek bir sanatkar. Ama dilekimiz o değil, inşallah bütün ses sanatkiler yani görürler bu konuşmamızı. Ve özellikle bu olduğu şeylerden artık ders alsınlar, artık bu şey tekrar olunmasın. Çünkü gerçekten çok tesir eder Türkmen fenlerine. O zaman Ersan Bey biz uzatmadan bir bakalım o alatın sesine geldi. O alatın sesi Meytem Efendi bu usul rifi. Bu usul rifi diyar bozna. Bu Arap'da diyorlar ona haşaba biz usul diyar bozna. Öz bilersem Basra'dan çıktı bu. Tamam. Basra yani. Basra'da aslı Basra'da. Basra çok meşhurdu bu alada. Kere bir tip var fırkat haşaba diyorlar özde. He. Meytem bu şiade aynı ihakim yoksa derridir? Yok bu derridir bu indi balık derisidir. Cürü balık derisinden. İşte bu dediğimiz gibi biraz farklıydı. Farklıydı biraz şey olur. Yani biz fenliyet olunur bunlar. Yok daha bir başka bir hava da katırı. Heyecan verir insana. Beste diye bizim aslında Türkmen'in Georgina bestelerinde oyun havasında bu başka bir bezeklik verir beste. Doğru. Farklı olduğu için yani. Peki yani odaki o ney? O daha bence daha büyüktü. İşte farkı nerede o birisiyle? Bu tabaka meselesi de o diye o soldu bu fadi. Ha tabaka meselesiydi pardon. Bir kıyas olmazlar. Bu nereden geçiyor? Yani bu, burada kerpte yapırlar özünü yoksa başka devletten geldi? Valla bunu ben Mısır'dan o vaktinde tembihledim gelmek. Yine geldim Mısır'da en iyi naylar çok. Ha var Tunus'ta var diye başka Cezayir'de. Her devletin diye bir hususiyatı. Tabii. Mesela Irak'ı dediğimizden ödü alatı diye. Tamam mı? Bes nayda Mısır. Mısır derece öyle. Mısır'da çok var tabii. O zaman onun sesi ne geldi? Tabaka sautiyasında biraz hanım için çal. Ben dedim diğer biraz horiyet diyesin bizim için. Horiyet de bile. Tamam. Bundan sonra horiyet yüzler. Güzel.
Alo, sağlık. Bayat. Sesi daha güzeldi bence onun. Ses tabi bu fa tabakasıydı. Tabaka yani bu sesteydi. Bakın sanatkar var tabakası bu da tabaka sautiyası. Tamam bu da ilahi bir mevzuydu yani. Ekit. Yani bazen var sesinin tabakası özü süker gidiyordu yani. Tamam. Fatavuk çağırdı yani. Ben dedim diye bir xoriyet deyiz bizim. Dedi bize xoriyet bir sen artık benim ilakam yoktu. Bakın Meytem beni xoriyet ergezdi. Tabii ben size sanatkar da öyleyim. Ben müzikçiyim. Bes nedir? Özü tabii her müzikçiyanın yak şey olu. Yani diye bilgisi olu. Ha kulağı kastan müzikçiyan. Müzikle ilgili. Yani, şey eder yani. Fen dünyasıyla ilgili her şey gerek şey bilsin. Şey etsin. Yok bir bestenin diye gerek çağırmaktan bilsin. Çünkü özü müzikidi. Tabaka, tabakaları biliri. Yani her bir gerek şey olsun yani bir kez maniden şey olsun. Ben size sanatkar da öyleyim. Ben yani bilirim yani nece diğer bu koriyat nerede, bu makam nerede, usulları diye. Usulları, hepsini bilirim. Meten bir şey dinleyek senden. Ne hazırlıyorsan sırada? Bir koriyat diyelim. Ben tabii size sanatkar da öyleyim. Bir dermengah koriyat okuram. Yalla. Ondan sonra bir parça da... Büyük size sanatkarımız Muhammed Tuzlu'nun... Yine girdiği karanı, ondan bir parça diyelimiz için. Aynı bayattı. Aynı bayattı. Tamam. Bayat makamdı bir kere. Kurban yana bağdan gider. Kan coşsa bağdan gider. Baba kan coşsa bağdan gider. Kurban gene bağ yansa bağvana ne valla ne geçse bağdan gider ne geçse bağdan gider valla gene ben özüm 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 bu derde necat özüm valla gen ot senden odunu menden yandıram özüm özüm yar 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 gene girdi karanı nişin çıktı karşıma seni kara girmeği oyun açar başıma gene girdi karanı nişin çıktı karşıma seni kara girmeği oyun açar başıma seni hiç rahmi yoktu gözden akan yaşıma seni hiç rahmi yoktu gözden akan yaşıma el Allah aşkına at üstüden karanı koyma karay üzünden gezim dağı dereni el Allah aşkına at üstüden karanı koyma karay üzünden gezim dağı dereni var ol var ol var ol inşallah gezmesen dağ dereni Allah etmesin gezmesen dedim. Tabii güzel dermengahı da duz usulüdü gene diye. Tamam. Bayat makamından çıkan dermengahı horiyatları. Büyük üstadımız Ekrem Duzlu güzel okurdu özü. O vakit rahmetli Hüseyin Duzlu okurdu. Hüseyin Duzlu okurdu. Enver Asker. Hamid Tuzlu. Hamid Tuzlu. Rahmetli Enver Asker. Bunlar güzel icra ederler. Yani bu usul özellikle Duz Hurmati'ye ait. Duz Hurmati'ye ait. O beste daha güzel. Beste dedik kimin? Muhammed Duzlu. Büyük üstad sanatkarı Muhammed Duzlu'nun. Burada saygı selamı özüne. Muhammed güzel besteler var. Kaz tamam bu bestesini çok severim. Muhammed'in ihbarı ne de? Vallahi Muhammed dünen özüden yine. Akhir. Dünen oturmuştu. Çok saygı hürmetimiz var özüne. Öğüde gelen bir sanatkarlardan birisi sayılır Muhammed tabii. Yani. Tabii. Hanımefendi bir şey demeği var. Yo, Meytem Bey çok teşekkür ederek çünkü biraz bizim vaktimiz sahırı. Ve biz sana çok teşekkür ederek bizi kırmadı bura kadar geldi. Sağ olasınız. Ben de sizden çok memnunum. Ersen Efendi'den, aynı Nevin Hanım sizlerden, bu kadir, bu kamerelerden, bu Türkmaniye evinden, hapsından çok memnunum. Bana bu daveti verdiniz. Tabii. Hap bizden çok memnunum. Hı-hı. Sağ olun. Sağ olasın Meytem Efendi. Çok sağ olasın bizi kırmadan davetimizi tekrar kabul etti.
İnşallah biz doğrusu güvenlik sizlerden. Yani Türkmen müzik isteyenlere. Yetenekli insanlar her zaman bizi yalnız koymaktadır. Yani bütün çalgı çalanlarımız olsun, bütün Türkmen bölgelerinde. Sağ olun. Çok sağ olasın. Sağ olun.